Nursela Hanım. Üçüncü yarışmacımız. Bizim için kalktı Sakaryalardan İstanbul'lara geldi. Bir de sizin İstanbul'u ilk ziyaretiniz miymiş? Evet, ilk defa geldim. Ama çok üzüldüm. Başınıza bir hadise gelmiş, öyle mi? Evet, dolandırıldım. Dolandırıldınız. Dolandırıldım, evet, kazıklandım. Nasıl olduymuş? Neredeydim? Marmara'ya binecektim ve hani yardım edeceğim diye kartını şey yaptı. Hani yeni kart çıkartma daha masraflı olur diye. Ben de tamam dedim. Bayağı ikna oldum. Ondan sonra bir baktım ki meğerse benden fazla almış kartı çıkartmak yerine. Onun kartına fazladan para yükledim. Yani cüzi bir miktardı ama yine de ha, sizi üzüldüm. Sanki size yardım ediyormuş gibi aynen. Yapıp kendi kartına para mı yükletti, evet, size? Evet, bir de üstüne hani eksik aldı, bir de ben teşekkür ettim, ya teşekkür ederim falan diye. Peki sizi biraz garip bir olay. Şu noktada nasıl ikna ettiğini merak ettim. Yani size yardım edeceğim deyip sizden para istediğinde burada bir şeyler oluyor diye düşünmediniz mi? Hiç düşünmedim. O kadar Allah Allah. Yani ne bileyim. Hoş geldiniz efendim der Saadet'e. Gerçekten. Saadet'in olumuza hoş geldiniz. İstanbul'da. Neyse, anlatacak bir hikayedir. Evet. Değil mi? Çok öyle. Da yüksek bir meblağ değilmiş aynen, zaten. Aynen öyle zaten. İnşallah yolda kalmıştır. Kartını buradan falan kaybetmiştir. Buradan sesleniyorum hangi kamerada? Kimsen sen. Bak evet, bir genç sen. Kızın duygularıyla oynadın. Evet. İnsanlara olan bütün inancım bitti yani şu an. Rica gerçekten. Ederim. O kadar da büyük değildi şimdi mevzu. Şöyle yapalım. Madem ki bugün böyle kötü başladıysa. Zaten efendim feleğin size borcu var. Evet. Şimdi her şey yolunda gitsin. Beyefendilerde gördüğünüz üzere önce Mertcan Bey sonrasında Gökhan Bey başımıza gelebilecek bütün felaketleri yaşadılar. Yolumuz temiz ve açık. Siz 9000 lira doğru bir yolculuğa çıkın. İnşallah. Tamam. Alt limit 7700. Az daha 9100 yapıyordu Gökhan Bey ama ne yazık ki takıldık işte. Evet. Takıldık ne yapalım. 7700 de demek 21 tane harf alabilirsiniz demek. 21'ini birden alırsanız Hüme Hanım sizi öper. Evet. O kadar sevinir. Öptürmeyin kendinizi. İkinci televizyonu almak için. Hiç gerek yok efendim. Yapın bir 9000, hepimiz rahat edelim. Tamam. Gelsin mi ilk soru? Evet gelsin. Buyurun geliyor. Hiçbir zaman hiçbir şekilde... Sakın zinhar. Asla. Asla. Peki mesela asla'yı verseydim, zinharı sorsaydım. Bulabilir miydiniz? Birazcık biraz. Bu harf alırdım kesin. Alır mıydınız hakikaten? Alırdım bir harf. Şimdi ona benzer bir soru soracağım size. Buyurun bir gelsin bakalım. Bence almazsınız. Çünkü anlamında Farsça kökenli bir bağlaç. Bağlaç. Çünkü... Amma ve lakin, dört harfli bir kelime arıyoruz. Alalım mı bir harf? Alalım bir tane. Aldık bir harf. Çok vakit kaybetmeyelim. Bakın bu da Z ile başlıyormuş. Çünkü. Bir harf daha alayım ben. Bir tane daha. Z. Durduracağım. Çünkü anlamında kullanılan. Zira. Zira. 200 puanlı. Hadi bakalım, beş harflidir, tek kelimedir. Ordu Bozan diye bir değişik ismi vardır. Duydunuz mu onu daha önce? Hayır, ilk defa. Bir bakalım. Toplar damar genişlemesi. Pıhtı? Pıhtı değil. Değil. Harf alayım ben. Ordu Bozan da derlermiş. Çorabı var bunun. Ordu Bozan çorabı. Nedir o? Harf hani alayım bir tane. Bacaklarda filan. Ordu Bozan çorabı. Ya boş verin. Ordu Bozan'ı boş verin ama bunun çorabı var yani. Böyle satılır zaten. Nokta nokta çorabı gelmiştir tuhafiyemize. Harf alacağım. Allah Allah. Hiç aldık bir şey tane gelmiyor. Daha. V var, R var. Varis. Varis efendim. Ordu Bozan mı kafanızı karıştırdı? Ordu Bozan'ı ilk defa duydum. Tamam, bir daha lüzumsuz. Böyle yeşil yeşil de mal bir şey deseydiniz belki. Yeşil yeşil demedim de neyse onlara girmeyelim. Buyurun yenisi geliyor. Kuvvetle yanan yüksek alevli ateşi ifade eder efendim bu tabir. Nasıl ateş? Fokur fokur. Fokur fokur. Fokur fokur olmaz. Alev alev. Hani mesela yemek tariflerinde de yazar. Orta ateşte pişirin. Yüksek. Yüksek demez canım.
yüksek orada var zaten. Şu ateşi biraz ne yapalım? Yellendirelim. Hı-hı. Hiç aklıma bir şey yok. Yelleyelim. Hadi bir harf. Körük. Harf alalım. Harf alayım. Evet. Harf aldık. O R'den sonraki kısım ek kısmı. Bir tane daha. Çok süre kaybettik. Alalım tamam, bir tane bir harf daha alayım. Evet. Al bir tane daha. H var, R var. Nasıl ateş? Nasıl ateş? Çıkmamış daha önce karşınıza bu kelime. Bulan var mı? Var. Alın bir harf daha. Bir harf daha aldım. Bir harf daha. Galiba heyecanım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ek kısmından geldi o L harfi. Hırla. Hırla. Harla, hırla. Harla. Nasıl ateş? Nesi var bu ateşin? Hiçbir şey gelmedi. Ya uydursanız bulursunuz. Hırla, helle. Hırla değil, tam tersi. Hırlı, harlı, harlı. Bak bir de biliyor musun? Ya böyle ama arkada olsaydım kesin bilirdim. Aşk olsun Nursena. Ne deseydim ya. Kesin bilirdiniz. Arkada olsaydım kesin arkada bilirdim. Arkada çok böyle heyecanlandım. Ben de muhtemelen olabilir yani. Daha önce herhalde karşısına çıkmamış evet. Harlı ateş. Daha önce duymamış, kulağına gelmemiş herhalde dedim. Biliyor musunuz da? Evet duymuştum ama işte... Çok heyecanlıyım. Ya heyecanlısınız da hırlaya nasıl gittiniz? Ben onu anlamadım. Durun. Hiç bilmiyorum. Odaklandım harf almaya. Hali hazırda 9000 yapabilecek durumdayız. Evet biraz süre kaybettik ama şöyle bir kendimize gelirsek ki çok kolay sorular var elimde. Çok ciddi puanlar kazanabileceğiniz sorular bunlar. Süreyi de yetiştirirsiniz. Bugünün şampiyonu bile olursunuz. Lütfen inanın. Bakın ne kadar kolay soru. At süren kişiye... Ne derler? Gülmeyin, harf alalım. Harf mı alalım? Evet. Aldık bir harf. At süren kişi. Harf alayım. Yani süvari diyebilirdik ama yok süvari değil. Harf alayım. Yapmayın ya. Binici. Nedir? Binici. Bence de öyle. Altı harfidir, tek kelimedir. Hadi bakalım. Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu. Güven ile eş ve yakın anlamlı Arapça kökenli bir kelime. Harf alayım. Aldık bir harf. Güvenmek, nokta nokta etmek. İtimat. İtimat. Gayet güzel. Haydi yedi harfli cevaplar. Buyurun tek kelime. Olur mu? Neden olmasın? Bebekler için eğitim taşı diye sorduk bunu. Hani böyle tay tay tay. Örümcek. Örümcek de diyorlar ona. Ama asıl işi ne onun? Yürüme. Demek ki? Yürüme. Yürüteç. Yürüteç gayet güzel. Futbolla ilginiz var mı? Hiç yok. Hiç. Zerre kadar. Zerre kadar yok. Spor yaptınız mı? Evet. Ne ile? Hangi dalla ilgilendiniz? Basketbol, handbol. Hmm. Şu an tenisle ilgileniyorum. Pek güzel, pek güzel. İki kelimeden oluşuyor benim size soracağım tabir. Şöyle soruluyor efendim. İdman öncesi bedeni ısıtma amacıyla yapılan, genellikle saha çevresinde atılan tempolu tur. İki kelime. Harf alayım. Buyurun. İki kelime. Harf alayım. Durduralım mı artık? Süre çok azaldı çünkü. Genellikle böyle hani futbolcular filan sakatlanır. Tedavi sürecinden sonra takımdan ayrı olarak bunu yaparlar. Kameralar da çeker onları böyle. Anlatır işte. Tedavisi biten bilmem kim takımdan ayrı olarak nokta nokta yaptı. Bir bakıyoruz evet yapıyor. Tur koşu. Nasıl koşu? İki kelime miydi? Evet. Biri geldi zaten kelimelerinde. Koşu ne koşu? Yani herhangi bir özelliği olmayan bir koşu. Bildiğiniz sıradan bir koşu. Sür koşu, sür koşu. Düz koşu. Kaçırdık mı treni? Kaçırdık. Kaçırdık. Elimizde zaten 21 saniye kaldı. Ne diyorum? Yettiği kadar. Evet.
Hadi gelsin bakalım. İtimadı iyi bilmiştiniz. Bu da biraz itimat gibi naftalinli kelime. Görelim. Düzgün, düzenli, derli toplu. Bu anlamlarda Arapça kökenli bir söz. Harf alayım. Aldık bir harf. Bir tane daha. Harf alayım. Bir tane daha. Harf alayım. Bir tane daha. Harf alayım. Gelsin bir tane daha. Düzgün, düzenli, derli toplu. Yok mu? Bir tane daha harf. Bir tane daha harf. İstiyoruz bir tane daha. Evet lütfen. İnatla gelmedi ilk harfi. İnanamıyorum ya, her şeyi unuttum şu an. Bir tane daha veremem. Düzgün, düzenli, derli. Artık reji topladığı gibi görüyor. Arapça kökenli bir sözcük. Ya şu an uydursak çıkar gibi. Sesli harfler var T'nin, Z'nin sonrasında. Hı? Başa da bir sessiz harf gelecek. Muntazam'ı duydunuz mu daha önce? Duydunuz tabii ki. Eksiğe gidiyoruz. Çok farklıymış. Tamam, o kadar farklı olmasın. Tamam mı? Biliyorum çok farklı olduğunu da bu kadar farklı olmasın. Hadi yenisi geliyor. Tamam. Zarar karşılığı ödenen para. Almayın harf. Hemen tutunmayın harfe. Önce bir soruyu okuyalım. Zarar karşılığı ödenen para. Siz bir zarara uğradınız. Bunun karşılığında biz size para ödüyoruz. Ne ödüyoruz size? Tazminat. Demek ki harfe gerek var mıymış? Şimdi ben sizin abiniz sayılır. Evet. Kabul buyurursanız böyle bir şey söyleyeceğim. Bir daha bir yarışma programına katılırsanız eğer, sizden ricam önce bir soruyu okuyun. Evet. Anlaştık mı? Hadi yenisi gelsin. Bir düşünce, tasarıyı ortaya koymak, doğru olduğunu savunmak, görüşe sunmak. Ön. Çok güzel. Ben bir fikir. İki kelime mi? İki kelime. Mekmak diye bitiyor. Bakın bu... Öne sürmek. Çok güzel. İşte bunu arıyorduk yahu. Bence sizin bu 14'ünün içerisindeki... Bu arada soramadım 3 tanesini. Evet. 1, 9, 2 tane 10 harfli cevabınız kaldı. Sizin bu 14'ünün içerisindeki en zor soru öne sürmekti. Bakın onu ne kadar rahat buldunuz. Neden? Çünkü artık bitmişti. O yüzden rahatlığıyla. Açıldık ama en sonunda açıldık. Siz öyle yapmayın. Bize kuvvetli bir alkış verin. Thank you.